su ister misin? İstemediğinize emin misiniz? Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Aklın nazarda değil mi? Lan başka bir şey düşünemiyorum ki. Ağzı başka, gözü başka söyleyeyim. Yavrum kızı. La diyelim git şu Vedat itinin evini bas. Tut kızı kolundan çek götür. Yok, o treni çoktan kaçırdın sen kardeşim. Eğer öyle bir şey dersen sevdiği kızı kaçırdı demezler. Evli bir kadını kaçırdı derler. Biliyorum, biliyorum. Korktuğumdan falan değil ha. Ben nazara bir şey olur. Bir zarar gelir diye. Aklım gidiyor be Fatih. Oğlum ben ne yapacağım ya? Gözüm, sana akıl vermek isterdim. Da bende de yok. Abi. He. Biz kontrolleri yaptık. Ne kontrolü la? Dedin ya abi, Cemal kaptan yarın denize çıkacak. Eksiğine gediğine bakın dedim. Baktık. He he. İyi etmişsiniz. Abi nereye? Ne diyor? Neden ağladığımı soruyor. İsterseniz biz çıkalım. Abla kardeş konuşsunlar. Berrak, biz yandaki kafedeyiz, tamam mı? Ya içimde çok tuhaf bir his var. Bir yandan çok seviniyorum babası geliyor diye. Ama öteki taraftan Ceylan nasıl karşılayacak? Zaten içine kapanık bir çocuk. Ya düşünsene, bir adam geliyor. Hiç tanımadığım bir adam. Elini tutuyor. Ben senin babanım diyor. Hiç bilmediğin bir şehre, bir eve, hiç tanımadığın insanların yanına götürüyor. Hangisi doğru gerçekten bilmiyorum. Ben galiba kötü bir şey yaptım. Berra söylediklerinde ne kadar haklıydın? Aynı şeyi kendin için de söyle. Başkalarına doğruları, olması gerekenleri söylemek kolay. İnsan büyük bir yalana kendini inandırabiliyor. Haklı olduğunu, başka çaresi olmadığını, çıkış yolunun olmadığını. Ama doğruya gelince insan en zor kendini ikna ediyor galiba. Benim nefes için yapabileceğim şeylerin hiçbir sınırı yok. Ama senin sınırların var. O yüzden de sen kaybedeceksin. Ben kazanacağım. Ben asla kaybetmem. Şimdi şunu düşünüyor olabilirsen. Ben bu herifi vuramıyorum. Bütün bu yaptıkları Vedat'ın yanına mı kalacak? Kafanı yorma. Kaldık bile. Tahir. Tahir. Sen iyi misin? İyi miyim? Bakalım Yiğit'e nasıl söyleyeceğiz? Çok üzülecek. Ama daha çocuk o. Çabuk alışır. İnşallah.
Fahir. Sen iyi misin gerçekten? Bir şey mi oldu? İyiyim, yok bir şeyim. Yiğit'in bu işi kabul etmesi öyle kolay olmayacak. Bizim oturup bir konuşmamız lazım onunla. Evren. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur gel, bir çayımızı iç. Hoş geldin. Hoş geldin. Ceylan mevzusu çözüldü. Öyle mi? Neymiş durum? Hayırdır inşallah. Kim? Efendim hocam. Ne? Biz hemen geliyoruz. 15 dakika içinde orada oluruz. Teşekkür ederim. Ulan ne oluyor? Yiğit. Yiğit okulda kavga etmiş. Öğretmeni aradı. Kim? Yiğit mi? Gidip bir bakalım paşamın derdi neymiş. Berrak'la Ceylan size emanet. Ben ararım yine. Tamam, siz gidin ama bana da haber verin. Ne olmuş, kimle kavga etmiş? Tamam, haber vereceğim. Biz de kalksak mı acaba? Yani böyle baş başayız, ne bileyim. Tabii tabii, kalkalım. Kalkalım, biz şey yapalım. Ceylan'la Berrak nerede? Benim ofisteler. Berrak Ceylan'a durumu anlatsın diye yalnız bıraktı. Anladığım kadarıyla Ceylan'ın kızı değil.